Bu videoda sizlere Amerikan polislerinin acemilik sürecinde karşılaştığı 4 seviyeyi anlatacağım. Merhaba arkadaşlar, ben Erdal. Tekrar hoş geldiniz. Son zamanlarda birçok soru geliyor bana. Amerikan polislerinin acemilik sürecindeki eğitimleri nasıldır? Neler görüyorlar falan bununla ilgili. Ve ondan dolayı bir video yapmaya karar verdim ve bu videoda bunu konuşacağız. Ama videoya girmeden önce eğer abone değilseniz kanalımıza lütfen abone olun. Aynı zamanda Instagram, Amerika Aynasız, orada da sizi bekliyorum. Ve uzatmadan direkt konuya girelim. Amerikan polisleri polis akademisini bitirdikleri zaman direkt departmanlarına giderler. Ve bu şekilde field training dediğimiz bir şey var. Yani acemilik süreci. Caddelerde eğitim, hani eğitimci polisler, yeni polislere, çaylak polislere, acemi polislere eğitim verirler ya. Öyle bir süreç var. Bu ne demektir? Adam ilk başta gider departmanına ve her bir acemi polise kıdemli bir polis verilir, eşleştirilir. Ve bu kıdemli polis yavaşçana bu acemi polisi eğitir. Eğitimler her şeyle alakalıdır. Suçlar nasıl soruşturulur? İnsanlarla nasıl konuşulur, işte taktik olayları nasıldır, araba nasıl sürülür, departmanla ilgili evraklar nasıl yazılır, bir rapor nasıl tutulur. Yani aklınıza polislikle ilgili ne geliyorsa bunların eğitimini bu kıdemli polisler, işini iyi bilen polisler bu yeni çaylak, acemi polislere verir. Ama bunun da tabii bir sistemi vardır ve genelde benim gittiğim departmanlar böyleydi. Ve bütün Amerika'daki bütün departmanlar böyledir. Değişik seviyeleri vardır bunun. Yani bir kıdemli bir kıdemli polis bir acemi polisi alıp da eğitir, ondan sonra direkt bu polis caddelere çıkar değildir genelde. Genelde 3-5 tane değişik polis vardır, kıdemli eğitimci polis. Ve bu polisler tek tek bu bir acemiyi alırlar. Mesela bir ay bir tanesi, öteki ay ötekisi böyle. Değişik seviyelerde bu acemiyi eğitirler. Bunun amacı nedir? Bu acemi sadece bir tane polisten her şeyi öğrenmesin de değişik değişik polislerden, değişik değişik kişiliklerden bu işi öğrensin. Çünkü bir kişi her şeyi bilemez. Zaten kimse her şeyi bilmez de bu işte. Mesela ben seni eğitiyorsam, sana verdiğim bilgiler öteki polisin verdiği bilgilerden farklı olabilir. Bir de aynı zamanda 4-5 tane değişik polis bu acemi polise baktığı zaman hepsi aynı fikirde, yani bu çocuk bu işi yapabiliyor mu, yapamıyor mu gibi bir sorular sorulacaktır sonunda. Çünkü o kişi ya yalnız başına işe başlayacaktır ya da eğer işi yapamıyorsa maalesef işten çıkarılacaktır. Bunun önemi nedir? Mesela bu 3-5 tane polis beraber gelirler işte, raporlarını yazarlar. Ve bunun supervisorlar bakarlar, yani evet bu çocuk, bir tane polis, bu çocuk işini çok iyi yapıyor diyor. Öteki polis gidiyor, aynı şeyi söylüyor. Öteki polis aynı şeyi, yani bütün polisler bu çocuk iyi diyor. Ondan dolayı supervisorlar direkt evrakları imzalayıp, tebrikler, eğitimini bitirdin, buyurun artık caddelere tek başına devreye gezebilirsin diyor. Ya da şey oluyor, bir insan işini yapamıyor diyelim, yani iyi bu işi yapamıyor. Bazen şey yapıyorlar, hani bir tane polisle kişilikleri uymayabiliyor. Öteki polise gidiyorsun. Eğer bütün polisler bu adam işini yapamıyor diyorsa demek ki sorun oradadır. Ama 4 tane polis bu adam işini iyi yapıyor, bir tanesi işini iyi yapamıyor diyorsa o zaman o kişiyle bir kişilik sorunlu, kişilik çelişkisi olmuş olabilir. Ondan dolayı mesela ona fazla mesela önem vermezler. Umarım anlayabiliyorsunuz ne demek istediğini. Ama benim gittiğim polis departmanlarda eğitim 4 seviyeye bölünmüştü. Ve bu seviyeleri ben size tek tek anlatacağım. Seviye 1. Bu seviye bir acemi polisin akademiden çıkar çıkmaz başladığı ilk seviyedir. Bu seviyede genelde işte acemi polis arabayı sürer. Yanındaki kıdemli polis biraz coğrafyayla ilgili bunu eğitir. Aynı zamanda küçük suçlar olur, hani böyle küçük bir hırsızlık, küçük bir kavga, işte trafik, araç durdurma, bunlar gibi küçük eğitimler verilir. İşte insanlarla nasıl konuşursun, işte bir eve nasıl
taktik bir şekilde girersin. Yani küçük şeylerden başlar. Genelde %25'i, yani bütün işin %25'i acemiden beklenir. %75'i kıdemli polisten beklenir. Yani acemiden her şeyi beklemezler. Çünkü çocuk daha yeni olduğu için. Bu seviyeden geçerken her gün senin kıdemli polisin rapor yazar. İşte bazı şeyleri nasıl güzel yaptın, ne tür hatalar yaptın. Eğer bir eğitimli bir durum varsa, mesela eğitileceğin bir durumlar varsa onunla ilgili notlar olur. Onunla ilgili seni hemen eğitir, arabada eğitir ya da seni bir yere götürür, orada falan eğitir. Ve bu seviyenin sonunda genelde haftalık bir buluşmalı olur komiserle, ama her zaman bu olmuyor. Ama sonunda, seviyenin sonunda senin kıdemli polis bir rapor yazar. İşte komiserle oturursunuz. Neleri iyi yapıyorsun, neleri kötü yapıyorsun. Ve o seviyeyi bitirmeye hazır mısın, hazır değil misin? Bunu konuşurlar. Eğer bitirmeye hazırsan direkt seni zaten ikinci polise, yani öteki, ikinci seviyeye geçirirler. Yani bir seviye atlıyorsun. Oradan sonra gidip o poliste tanışıyorsun ve onunla başlıyorsun. Eğitimine devam ediyorsun bir nevi. Eğer hazır değilsen, örnek veriyorum, bazı şeyleri iyi yapamıyorsun, ondan dolayı hazır değilsin diyorlar. Sorun değil, bunlar tamamıyla normaldir. Ne yapıyorlar? Seni büyük bir ihtimalle ya o aynı kıdemli polisle böyle 1-2 hafta uzatıyorlar seviyeni, ya da başka bir polise veriyorlar 1-2 haftalığına. Oradan uzatıyorlar. O iyi yapamadığın şeyler hakkında biraz daha fazla eğitiliyorsun. Ve onları iyi yaptığın zaman, yani tatmin oldukları zaman seviyeyi atlıyorsun. Eğer yapamıyorsan, örnek veriyorum, bir türlü yapamıyorsan tekrar uzatıyorlar. Genelde bayağı uzatıyorlar. İşte 2 hafta orada, 2 hafta başka bir poliste, 2 hafta başka bir poliste. Artık bakıyorlar yapamıyorsun. Bununla ilgili seninle defalarca toplantılar yapıyorlar ve halen yapamıyorsun. O zaman üzülerek söylüyorum, işine son veriyorlar. Yani seviye atlatmıyorlar sana. İşte birinci seviye sadece bu kadardır. Seviye 2. İkinci seviyede olay bir nevi %50-%50 oluyor. Yani acemi çaylak %50 her şeyi kendisi yapabilmeli ve %50 destek de kıdemli polisten gelmeli. Genelde budur. Ne oluyor bu zamanda? Aynı zamanda suç olanları da, mesela suç soruşturma falan, biraz daha ciddi olan, seviyesi yüksek olan suçları senin tek başına halletmeni bekliyorlar kıdemli polisler. Yani biraz daha bilgili, biraz daha eğitimli olmanı bekliyorlar senin. Bu seviyeler bu arada şu 4-5 haftadır. Her bir seviye 4-5 hafta gibi bir şeydir. Durumuna göre değişiyor, departmanına göre değişiyor. Bazıları 3 hafta oluyor, bazıları 5 hafta oluyor, bazıları 6 hafta oluyor. Ama genelde ortalama 4-5 hafta diyorum. İşte ikinci seviyede de aynı şeyleri yapıyorsun. Sürekli notlar alınıyor. Her gün nereye gittin, neler yaptın onunla ilgili kıdemli polisle iş, yani shift sonunda konuşuyorsunuz. Neleri iyi yaptın, neleri kötü yaptın falan. Ama sürekli senden olan beklenti biraz daha yükseliyor her seviye atladığından dolayı. Birinci seviyede hata yaptığın zaman genelde hatalar affedilir. İkinci seviyede de biraz affedilir. Çünkü daha da yine de yenisin, %50-50 falan. Biraz daha birçok şey göz yumuyorlar. Ama her şey aynıdır. Bütün işte supervisor'la görüşmek, bilmem hazır mısın, hazır değil misin, onunla ilgili toplantılar falan yapmak. Eğer hazırsan bununla ilgili bir hemen senin kıdemli polis rapor yazıyor ve oradan direkt üçüncü seviye atlıyorsun. İkinci seviye, birinci seviyeye çok benzeyen bir seviyedir. Fazla bir şey yok. Sadece senden beklentiler biraz daha yüksektir. O kadar. Seviye 3. Bu seviyede genelde işlerin %75'ini aceminin yapması gerekiyor. Kendi kendine ve soru sormadan. Sadece %25'i kıdemli polisten gelir. Yani bir nevi birçok şeyi kendi kendine yapabilmelisin ve ara sıra soru sorabilirsin. Ha ben bunu bilmiyorum, yardım eder misin? Ha şu nasıl olur falan diye sorabilirsin. Çünkü polislik de sürekli insanların karşına hiç görmedikleri şey çıkıyor. Yani soru sormak tamamıyla doğaldır. Ama eğitim amaçlı konuşuyorum. %75, yani birçok şeyi acemi burada, bu seviyede, seviye 3'te kendi kendine yapabilmelidir.
Ve tabii aynı zamanda suç oranları da yükseliyor. Yani suç olan oranları derken yani suç ciddiyetleri de yükseliyor. Artık bu zamanda bu acemi polis, yani işte gasp olayıdır, bilmem cinayet olayıdır, işte tecavüz falan, bu tür şeyleri kendi kendine birçoğunu, %75'ini en az diyeyim, yapabilmelidir. Mesela sarhoş birisini durdu. Artık eskisi gibi işte hızdan dolayı ceza yazmak yok. Yani onu da yapabilmelisin çünkü onlar kolay. Artık işte büyük trafik kazaları nasıl araştırılır, soruşturulur. Nasıl diyeyim, sarhoş birisi nasıl durdurulur, sarhoş testi nasıl yaptırılır falan. Bunları artık bilmesi gerekiyor. Çünkü seviye 3'tesin. Anlıyor musun? İşte bunlara bakılır. Yanındaki kişi, kıdemli polis yardım eder ama çok az yardım eder. Birçok şeyi senden bekler. Birinci seviye ve ikinci seviyede olduğu gibi her gün nereye gittin, ne yaptın, bunun notları alınır. İş sonunda işte neleri iyi yaptın, neleri kötü yaptın, nerelerde eğitilmelisin falan, bunların konuşması yapılır. Gereken eğitimler sana verilir. Aynı zamanda sen de bunların altına imzanı atarsın. Evet, aynı fikirdeyim falan falan diye. Böylece seviyeden geçilir. Seviye sonunda tekrar birinci ve ikinci seviyede olduğu gibi işte komiserle bir toplantın olur ve bu toplantıda neleri iyi yapıyorsun, kötü yapıyorsun, ne durumdasın ve dördüncü seviyeye geçmeye hazır mısın, değil misin, bunun kararı verilir. Birinci ve ikinci seviyede olduğu gibi hazır değilsen erteletirler seni ya aynı o kişiyle ya da başka bir kişiyle ta ki buna hazır olana kadar. Eğer hazırsan direkt seni dördüncü seviyeye atlatıyorlar ve başlıyorsun dördüncü seviyeye. Dördüncü seviye genelde ilk birinci seviyedeki polisle yapılır. Bunun amacı nedir? Birinci seviyedeki polis seni tam acemi olduğun zaman almıştır ve durumun nasıldı çok iyi görebiliyordu. Yani ne kadar acemiydin, ne kadar hiçbir şeyi bilmiyordun. Bunu çok iyi gören bir insandır. Dördüncü seviyede bunun yanına gittiğin zaman bu senin ne kadar eğitildin, ne kadar işi iyi yapabiliyorsun birinci seviyeye göre onun aradaki farkı görebiliyor. Örnek veriyorum, birinci seviyede o kadar acemisin ki bir araç bile durduramıyorsun. Telsizde adam gibi konuşamıyorsun. İnsanlarla adam gibi konuşamıyorsun. Evleri adam gibi güvenli bir şekilde araştıramıyorsun. Örnek. Dördüncü seviyede bu adamın yanına gidiyorsun. Her şeyi çok kolay yapabiliyorsun artık. Yani daha da rahatsın. Bunu bu kişi görebiliyor. Bu ne demek oluyor o zaman? Ha, bu çocuk bayağı ilerletti kendisini. Ve dördüncü seviyede yardım olayı yoktur. Tamam mı? Dördüncü seviye biz burada shadow faces, yani bir gölge. Senin kıdemli polisin bir nevi senin gölgen oluyor. Yanında oturuyor ama onun görevi sadece seni izlemektir. Her şeyi %100 tek başına yapabilebiliyor musun? Amacı budur. Genelde hiçbir şekilde sana yardım etmez, sadece seni izler. Hatta bazı departmanlar o polisin, yani kıdemli polisin üniforma bile giydirtmiyorlar. Normal sivil bir şekilde gel. Sadece işte, tabii kurşun geçirmez yeleğini içeriye gir de sivil bir şekilde gel, yanında otur. Bırak her şeyi kendi yapsın. Bazı departmanlar aslında acemiyi kendi arabasına koyuyor sadece. Yani acemi tek başına arabada ve bu kıdemli polis arkada kendi arabasında bunu takip ediyor. Departmanına göre değişiyor. Ben gittiğim zaman adam benim yanımda oturmuştu. Hiçbir şey söylemiyordu. Ben bazen soru sorardım. Ben cevabını bilmem. Ne istiyorsan öyle yap derdi. Tabii şimdi tehlikeli bir durum olur. Yardım eder. Ondan bahsetmiyorum. Genelde yardım etmez. Eğer olay acil değilse sen kendin işte halledersin. Eğer hata bile yapacaksın, eğer hata büyük bir şey değilse tabii, hata yapmana bile göz yumar, bak yaparsın. Ona göre değerlendirir seni. Dördüncü seviyede bir nevi bütün bu işi tek başına yapabiliyor musun, yapamıyor musun? Her türlü suçu soruşturabiliyor musun? İnsanlarla rahat konuşabiliyor musun? Taktik olayın nasıl? Arabayı nasıl sürüyorsun? Coğrafyan nasıl? Her yere, yani bir yere gitmek zorunda kaldığın zaman kolaylıkla oraya direkt bir şekilde gidebiliyor musun? Yoksa kayıp mı oluyorsun? Yani her şeye bakıyorlar. Ama aynı dediğim gibi her gün nereye gittin, ne yaptın, bununla ilgili notlarını alırlar ve akşam seninle, yani akşam ya da
shift bittiği zaman iş sonunda neyi nasıl yaptın falan onunla ilgili konuşmaları yaparlar. Seviye bittikten sonra büyük bir toplantı olur komiserle. Senin tek başına bu işi yapabileceğini ya da yapamayacağını konuşurlar ve ona karar verirler. Eğer her şeyi iyi yapabildiysen, hataların çok az bir şeyse, onları tatmin ettiysen o zaman tebrikler diyorlar. Kendi kendine artık devreye çıkabilirsin deyip imzalayıp artık eğitimi bitiriyorsun, başlıyorsun tek başına polislik yapmaya. Eğer iyi değilsen, ki ben bunu defalarca gördüm, ne yapıyorlar? O zaman seni tekrar şey yapıyorlar, başka bir polise veriyorlar, erteletiyorlar sürekli. 2 hafta orada, 3 hafta orada falan. Bazı eksikliklerin varsa onunla ilgili eğitimler alıyorsun. Onları biraz ilerletiyorsun. Ondan sonra seni tek başına devreye koyuyorlar. Bazen de yapamıyorsan, gerçekten ne yapıyorlarsa bir türlü bazı şeyleri öğrenemiyorsan, yapamıyorsan güvenli bir şekilde ya da doğru bir şekilde sana defalarca fırsat tanıyorlar. Tekrar yapamıyorsan o zaman üzülerek söylüyorum, işten çıkartıyorlar. Bu kadar. Acemilik süreci budur arkadaşlar. Biraz hızlı bir şekilde anlattım. Tam detaylarına girmedim. Çünkü videoyu gerçekten uzun tutmak istemedim ama genelde 4 seviyedir. Genelde diyorum, her departman farklıdır. Ama genelde seviyeleri vardır. İlk seviyede işte tam çaylaksın, işte sana yardım ederler. İkinci seviyede biraz sen öğrenmiş olursun, bir şeyler yaparsın. Üçüncü seviyede genelini sen yaparsın. Ve dördüncü seviyede her şey sana aittir. Bu kadar. Umarım bu video birçok sorularınıza cevap vermiştir. Çünkü sürekli soru cevap yaptığım zaman ya da bana Instagram olsun, YouTube olsun insanlar sürekli mesaj atıyor. Are you field training? Eğitimle ilgili bir video atsana ya da soru sorarlar. Ondan dolayı bu videoyu yapmak istemiştim. Vallahi inşallah sorularınıza cevap vermiştir. Eğer başka bir sorularınız varsa bununla ilgili ya da herhangi bir şeyle ilgili, polislikle, Amerika'da yaşamla ilgili lütfen yorum olarak yazın. Kesinlikle cevap verebileceğim bir şeyse severek cevap veririm. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.